dersler. Bu saçlar 3 santimi geçmeyecek demedim mi? 5 santim bunlar. Niye kestirmiyorsun yavrum sen saçları? Berber kapalıydı. Senin baban berber değil mi? Düğüne gitti, dar gelmedi. Hadi çocuklar acele edelim. Lafım zaten. Ya bir insan hem berber hem sünnetçi olur mu arkadaş ya? Neyi keseceğini şaşırır. Ercan çantanı alsana. Ben alayım. Günaydın. Günaydın. Ha, sen çanta için şey ettiğin. Nasıl, bizim çocuktan memnun musun? Biraz haylazım olacak o kadar. Okulların kapanmasına yakın okul değiştirmek kolay değil. Anlayışlı olmak lazım. Sen de çok sıkıntı çekiyorsun. Her gün Topuzlu'dan Onca yolu gelip gitmek zor. Zor olur mu hiç? Değiyor. Bizim okul harabe. Yıkılacak diye korkuttum babamı. Uyardım yani. Ya bu Topuzlu'lu çok sık görünmeye başladı buralarda ya. Burada da sen olunca... Buyur Nihat abi. Abi mi? Abi fazla Nihat kafi. Gülay öğretmenim bir maruzatım olacaktı da. Neyse ben çıkayım. Sonra görüşürüz. Niye görüşürüz? Ben seninle konuşmuyorum. Gülay Hanım'a söyledim. Sen niye üstüne anlıyorsun ki? Niye anlıyorum? Tamam Nihat abi söyle sen. Allah Allah. Sen söyle Nihat abi. Allah Allah ya. Buyur. Gülay öğretmenim şimdi derslere dışarıdan katılabiliyor muyuz? Kim katılacaktı? Ben katılacaktım. Olmaz. He. Yengeme dışarıdan özel ders veriyorsunuz da ben onun için dedim belki bana da verebilirsiniz diye. İlkokulu okumadınız mı siz de? Yok okudum ben ilkokulu. Okudum. İlkokul çok güzel bir yerdi ya. Vallahi çok şanslısınız. İlkokul ilk öğrenim, eğitim, ilk heyecanlar, ilk tutkular, sevdalar. Cinali'nin topacı olsun. Bunlar unutulmaz yani. Tabii. Lise 1'i terk ettim ben. Hı. Evet. Okuyamadım. Kısmet. İlçeden gitmek gelmek çok zor oluyordu biliyor musun? Tabii. Ya. Siz de ilçede mi oturuyorsunuz? Geçen gün de sormuştunuz siz bunu. Ben geçen gün de evet demiştim. Çok güzel evet diyorsun ya. Vallahi, vallahi. Size de buralarda bir ev bulalım. Hep kal, hiç gitme. Alıştım ben artık böyle yaşamaya. Gerekirse araba alırım, gidip gelirim. Neyse, benim derse girmem lazım. Araba alırım. Ne diyor lan sen sarılız? Evet lan o. Çok sevmet dedi ya. Kızımı böyle ben şampiyonlarla mampiyonlarla yıkarım ben böyle pırıl pırıl yaparım vallahi. Oh! Cıbış 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 cıbış. Nasıl da zevkine geldin ha? Gözüne sabun mu kaçtı dur. Oh! Ya vallahi seni görmesinler ya, kaçırırlar ha. Aç bir dişlerini de fırçalayın şöyle, aç. Bol fırınlı diş macunu. Ah. Lan Reşit, he? Gel oğlum inat etme, satma şu arabayı lan. Ya ben inat etmiyorum. Sen inat ediyorsun bana para vermemek için. Yoksam niye satmayayım? Zaten arabanın arkasında olmuyor bu dondurma işi. Lan oğlum, param olunca vereceğim. Nakdim yok şimdi. Birkaç tane mal mülk var. Satınca vereceğim sana parasını. Ya hadi gel Topuzlu inadı yapma bana ya. Ya Topuzlu'lu, komalıklı hiç umurumda değil ya. Ben parama bakarım kardeşim ya. Ver parayı, al arabanı. Bak, ne sizin köyde, ne bizim köyde, ne de ilçede bundan daha temizini bulamam. Ben sana söyleyeyim oğlum. Reşit. Heh. İsrafil dayı ne kadar temizse bu arabada o kadar temiz lan. İsrafil'le ne alakası var lan? Oğlum, ikisi de aynı yaşlılar. En az 350 bin de bu araba. Ya git oğlum, hadi git. Ya oyalaman beni Nihat ya. Ya zaten ahır ahır sözde adamın canı burnumda. Git el kardeşim, dükkanını kapat. He. Ya git daha koy şuna, bitti bu. Allah Allah. Allah. Ya filan mi? Aziye, dircir olursun ha.
Arkadaşın şaka yapmak istemiş. Ama böyle de şaka olmaz değil mi Ercan? Öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Tamam, hadi git. Ama çabuk gel.